için teşekkür ederiz. MV Lojistiği bize biraz tanıtabilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Tabii. Faaliyet konusu nedir? Ne üzerine çalışmaktadır? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Şirketimiz 2014 yılında kurulmuş bir lojistik firmasıdır. Halihazırda kontrat lojistiği yapan bir firmadır. Birçok çok uluslu firmaya hizmet vermekteyiz. Mevcut faaliyetlerimiz arasında lojistik depolama, iç nakliye hizmetleri, parsiyel taşımacık, depo liman arası taşımalara hizmet veriyoruz. Şu an MV Lojistik'in çalışan sayısı, depo, araç ve araçlar kendi öz mal mı yoksa dışarıdan kullanılan araçlar mı? Şöyle, mevcutta iki coğrafyada Mersin ve Kocaeli Gebze'de 88 bin metrekare depomuz mevcut. L1 belgesi adı altında 50 adet öz mal aracımız var. Bu kapasitenin artış dönemlerinde tabii ki dışarıdan tedarik araçları alıyoruz. Sektörel bazda baktığımızda bu iki depoda plastik ham madde, otomotiv, gıda, teknoloji firmalarına hizmet veriyoruz. Reklama girmezsin. Bu müşteriniz arasında sayabileceğiniz müşteriler var mı? İsim yani belki isim vermek istemeyebilirsiniz. Yok, şöyle verebilirim tabii. Çok uluslu firmalardan otomotivde Ferrari, Maserati'nin bütün Türkiye'deki araçları bizde gümrüklü olarak biz sağlıyoruz. Çok büyük bir Arap firmasının isim vermeyeyim, doğru olmaz. Bütün Türkiye depolama hizmetlerini biz sağlıyoruz. Bunun dışında bir Amerikan firmasının, klima firmasının Türkiye'deki bütün antrepo ve dağıtım hizmetlerini biz veriyoruz. Mevcut iki bölgede ofislerinizin olduğunuz, depolarınız olduğunu söylemiştiniz. Peki yurt dışında bir yatırımınız var mı bu yönde, olacak mı ya da? Halihazırda yurt dışı yatırımımız olmayacak. Türkiye içindeki yatırımlarımızı artırmayı düşünüyoruz. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman biraz şirketin ekonomisiyle ilgili. 2017 yılı nasıl kapattı MV Lojistik? Ciro ve büyüme hedeflediğiniz gibi oldu mu? Çünkü zor bir yıl geçirdik. Hala zor bir yıl yaşamaktayız 2018'de de. Doğru, doğru. Biz 2017 senesini kendi firmamız adına çok başarılı bir şekilde kapattık. Ciro ve kapasite anlamında ciddi bir artış sağladık. Tabii bu planlamalarla 2018'i tekrar planladık. 2018 senesi içerisinde de bir %20 inşallah artış bekliyoruz. Şu anda 6. aya girdiğimiz bu tarihlerde yaklaşık bu beklentinin yarısını tamamladık. İnşallah 2. 6 ayda da bu beklentimizi tamamlayacağız. 2018 hedeflediğiniz şekilde gidiyor yani. Evet, çok iyi şekilde gidiyor. Çok şükür bir terslik yok şu etapta. Peki bu 2018 veya önümüzdeki yıl için yeni projeler, yeni depo yatırımları, yeni araç alımlarla ilgili bir proje planlar mevcut mu? Tabii yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz öncelikle. Önümüzdeki ay, Temmuz ayında ilk etapta bir 5000 metrekare depomuz hizmete girecek. Eylül ayı itibariyle de 12000 metrekare depomuz hizmete girecek. Bunların hepsinin sözleşmeleri yapıldı. Müşterilerle kontratları imzaladı. Bunlara ek olarak da yıl sonuna doğru mevcut araç kapasitemize bir 20 adet çekici daha eklemeyi düşünüyoruz. Marka belli mi? Marka olarak halihazırda filomuzda tabii ki belli. Ford, Mercedes çalışıyoruz. İşte alım avantajı hangisinde daha iyi olursa finansal açıdan onunla yürüyeceğiz açıkçası. Cengiz Bey, intermodal taşımacılık yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. Peki proje taşımacılığında faaliyetleriniz var mı? Proje tabii ki. Proje taşımacılığında faaliyetlerimiz örnek verebilir misiniz? Var. Silobus ve Low Bed Doors olarak kontratlı müşterilerimize sürekli taşımacılık yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ankara'da çok büyük bir fabrikası olan ve çok ciddi bir ihracatı olan Silobus müşterimiz. Ciddi çıkışlar oluyor. Kendilerine fabrika liman arası silobas hizmetlerini veriyoruz. Cengiz Bey, ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Siz de fazla zamanınızı almak istemiyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela bu dediğim gibi biraz önce bahsettiğim zor bir yıldan geçmekteyiz. Evet, yani evet. Sektör biraz
nasıl desem, bağlayıp, zor evet, günler yaşamakta. Çok keyifli değil bu seçime gittiğimiz son haftada. Tabii ki her şey beklenti seçime döndü. Biz tabii seçim odaklı bir firma değiliz. Biz bütün yatırımlarımızı ülkeye yaptık, ülkeye güveniyoruz. Beklentimiz çalışan ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş bir firma olarak dünya ölçeğinde tercih edilen stratejik bir lojistik firması olmak inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ